Fazla kilolarından kurtulmak için en fazla çaba gösteren burç. Aa, cevap veriyorum. Bakayım. Boğa. Ve yengeç. Doğru olabilir biliyor musun yengeç. Boğa? Ve yengeç. Boğa ve yengeç. Ömrüm boyunca bir de yükselen burçları şekil ağı olduğu gibi terazilerde. Aa bak bunu bilmiyordum. Hülyavşar terazi. Çok uğraşıyor yazık. Evet şu anda çok ince. Terazi burcu olduğu için zavallı hep sürekli böyle bedeniyle uğraşıyor. Ama çok iyi başarıyor. Onu ama bir şey söyleyeceğim. O kadar çok şeyden feragat ediyorsunuz ki yani. Evet. Şu görünümü. Gerçi biz burada daha mesela daha kilolu çıkıyoruz. Yani şu ekranda tabii, 8 kilo. Daha falan çıkıyoruz 8 ama kilo. Normalde öyle değil. Ama şunu söyleyeyim. Aslında sıska. Yok ya. Senin sıska şu anki durumun çok mükemmel, harika falan. Evet sana. Ya. Bu kameralar niye böyle gösteriyor? Kim beni görse sokakta falan. Hani sen lafı açtığın için söylüyorum. Aa Adil hocam sen obez değilsin diyor. Ya kamera bizi obez mi gösteriyor ben anlamadım. Gayet zayıfsınız hocam siz spor mu yapıyorsunuz diyorlar. Evet. Kamera 6-7 kilo katıyor onu söyleyeyim. Çok yaşıyorum bunu. Aslında biz çok fitiz. Ya aşırı fitiz yani. Şaka bir yana ama bak şimdi bir şey öğrendik şimdi bak. Çok önemli. Burcun boğaysa, burcun yengeçse, yükselenin terazi ise ömür boyu diyettesin kardeşim. Ömür boyu. Bu bir kader mi ya? Niye öyle? Bir de yükselen burcunun içinde bak bu çok iyi bilgi. Venüs ve Jüpiter varsa inanılmaz genişlersin. Nasıl hesaplayacağız Ay bunu? Ay varsa genişler. Duygusal yersin. Nasıl hesaplayacağız? Duygusal yemek nedir ya? Haritadan. Haritadan. Haritadan tabii ki. Yükselenin de Venüs varsa burcun ne olursa olsun canı sıkıldıkça yersin. Bir de güzel şeylere dayanamazsın. Yükselinde Ay varsa... Ay canım benim. Her ağladığında yer. Her canı sıkıldığında. Yükselen ay hangisi oluyor? Mesela burcun senin diyelim yükselenin ikizler miydi? İkizler. Ama ikizler ince yapar. Eğer ay varsa. İkizler ince yapar dedi. Bir kendime baktım. Çok da ince değil. Kendi kendimi havaya soktum. Ya bu kızı çok seviyorum. Çok güzel, çok güzel. Evet. Kaç senedir. Evet, evet. Yükselen neyse. Yok. Ya biriniz ne olur şunu açıkla bize. Bak boş boşuna abla, diyet bak, yapmayalım. Hayatımız perişan olmasın değil mi? Şu diyetten fenalık geldi artık. Kurtar bizi diyetten. Bazılarına o kadar inmediyorum ki bir somur ekmek yiyor incecik mesela. Var öyle insanlar. Tiroidleri çok çalışıyor. İkizler kadınlar öyle ya. Evet. Kilo almıyor mesela. Bir ne de koç. Mars kadınları. Koç da evet koç da öyle çok ama orada. Bir dakika ben ay, koç tanıyorum bir dakika bir koç tanıyorum mesela gayet kilolu. Yükseleni boğadır. Ya yükselen önemli. Yalnız boğayı gösterirken niye şu hareketler onu anlıyor. Bir dakika ya. Boğa diyor böyle. Bak ben bu programı terk etmek üzereyim. Boğa, boğa derken ne yaptığını gördünüz mü? Ben şu hareketi yaptım. Böyle yükseleni boğadır dedi. Böyle. Şöyle. Enteresan bak bu bilgiler. İşte burçlar ne kadar önemli. Evet. Boğaysak yükselenimiz terazi ise ya da evet kilo alıyorum ama bunlardan herhangi biri sizin yükselenize denk geliyorsa yandı gülüm keten elma. Ömür boyu diyet. Bir de bir soru araya girmek istiyorum. Ayrılıklar, burçlar ayrıldıktan sonra hani bitti ilişkileri nasıl yaşarlar? Onları alır mısın sorunların içine? Aklına gel. Not alıyorum söyle. Burçlar ayrılıklarını nasıl yaşarlar? Bu çok bomba bir konu yalnız. Bomba. Bunu çok bu bir programa sığmaz. Ayrılık sonrası aynen. Burçların tepkileri. Evet, bunu programımızın aynen. İlerleyen dakikalarında konuşalım. Evet. Öğrendik değil mi? Fazla kilolarından kurtulmak için en fazla çaba gösteren burç, boğa, yengeç, yükselen terazi. Yükselen terazi. Başka yükselen balık. Her biri yükselen balık. Size denk geliyorsa balıklar hamsi olarak doğarlar, balina olarak hayatlarını bitirebilirler. Benzetmeye biraz acayip oldu. Bir şey söyleyeceğim. Balina dedi ya. Hani dedik ya böyle bir somun ekmeği yiyip de yani hiç kilo almayanlar ikizler. İkizler yay ama kendisi yay şeyler yükseleni yay olan ben de yay olduğum için onu kendime yakıştırım. Evet. Senin yükseleni ne? Terazi. Bugün siz ikiniz de bayağı formdasınız ha maşallah. Ama bir ya şey söyleyeceğim. Canlı yayında takipteyim bak, arkadaşlar. Bak Burcun, bir dakika yani bak, neyi fark ettim şimdi? Bak yaylar aslında ince naif. Olsun. Mankenlerin yani, çoğu yaydır. Kilo almıyor. Ya annem ama, küçükken bana bak ergendeyken o kuru bacaklarına terlik geliyor derdi. Yani o kadar zayıftım. Ama yükselen terazi dengeler kaçırdı. Genişletti değil mi zaman? Ay, inanamıyorum.
Peki, öğrendiğimiz iyi oldu. Evet. Yani kendimizi paralamayacağız. Evet, gerek yok. Olduğu kadar, olmadığı kader. Evet. Balık burcu, sen belli ucu kadar kalacaksın. Üstüne çıkmayacaksın var. Monica belli ucu. Balık orada kalacak. Onun üstüne çık. Monica Bellucci dedin. Söz hakkı doğdu ama buradan sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Evet. Çok evet. Severim kendisini. Ay canım bugün ateşin falan yok. Monica Bellucci bir marka. Türk erkeği öyle kadın tipini seviyor. Çok zayıfı sevmiyor. Kesinlikle doğru. Bak bu doğru. Kesinlikle. Bak bu doğru. Getirin Monica'nın fotoğrafını ekrana bakalım. Yemin ederim yapacak mısın bunu? Getirecek evet, misin? Evet getireceğiz ya, şimdi. Ya Monica Bellucci bir bu arada. Bakalım gerçekten Türk bak, erkeği böyle kadınlardan mı? Öyle güzel bir insan o. Künefedir. Künefedir o ya. Getir Cemil İpekçi. Benim en tamam. Sevdiğim arkadaşımdır. Çok evet. iyi dostuz. Bana hep der ki mankenleri siz Cemil İpekçi. Evet. Mankenleri giydiriyorum ama benim kafamdaki beden kadın bedeni 40 bedenler. Evet. Evet. Çok güzel doğru. Ay, 40 beden. Cemil İpekçi'ye buradan sevgilerimi gönderiyorum. Yani iyi ki varsınız. Yani böyle hafif balık etli kadınlar da. Yani evet. Biz hani böyle... Ama sen balık değilsin bu arada zayıfsın sen yalnız. Sen zayıfsın bayağı onu evet. söyleyeyim. Sen bayağı gerçekten evet. Yalnız Türk erkeği kesinlikle balık etli seviyor. Evet. Bakın onu söyleyeyim. Hadi Monica'nın fotoğrafı onu geliyor söyleyeyim. Mu arkadaşlar? Yani onu hiç tartışmam. Erkek dünyasından bilgi. Tamam benim neyse arkadaşlar kayıp getirince. Ederim ne derdi biliyor musun Adil? Sıska biz kadın bir bayağı... düdüklü tencerede alıp kapatıp kaynatıp sadece suyunu iç. Biz bugün bayağı kısır günü yapıyoruz burada. Evet, İyi, ama bak ama ne güzel şeyler öğreniyoruz. Ne güzel şeyler öğrendik. Çok geliyorlar. Yani eğer burcun yengeçse, boğaysa, teraziyse yandın. Ömür boyu diyettesin. Evet. Aynı zamanda yükselenin de bunlara denk geliyorsa ömür boyu diyettesin. Bitti. Yükselenin bunu, balıksa. Ha, yükselenin balıksa, balıksa bunu kabul edip hayatta yaşayacaksın. Evet. Ne yapalım? Evet. Peki. Koçlar ekran başındaymış. Koç erkekleri. Bir göreyim bakayım. Koç erkeklerin de enerjisi çok böyle belli oluyor değil vallahi mi? Valla biraz koç... narsistik var ya. Aa, biraz narsistik var koç erkeğinde. Aslan ve koç özellikle aslan erkeği ve koç erkeği iddialı. Şimdi. Çok zekiler. Bak kariyerli adamlar eyvallah. Fakat biraz kadınlardan şöyle yorumlar geliyor. Narsist bu adam. Koç bir de kavgayı seviyor değil mi abla? Terk edilir. En sonunda terk edilir. Bunların kaderi mi? Terk edildiği zaman da yaptığı hareket şu. Nedir? Açar telefonu. Ya kanka bizim manita gitti. Durum bu. Yani hiç de dert etmiyorlar kendilerine. Gerçekten asla. Mi? Asla. Evet. Bak mesela ayrılık sorusu umursamayan bir burç işte koç. Evet. Umursamıyor demek ki. Umursamıyor. Yani. Aman biri gider sıradaki biri gelir modunda. Yani. Böyle bir peki adam. Sadık mıdır ilişkisi boyunca? İlişkisi koçlar. Boyunca havalara kaldırır onu. Sever. Koç kadını da çok hırslı sever. Evet. Şey de sever. Koç erkeği de. Ama bittiği zaman koç kadını daha takıntılıdır. Hmm. Daha takıntılıdır. Evet. O erkeği cımbızlamadan edemez. Hmm. Uyuyacak onu ha. En sonunda. Ama koç umrunda değil. Elini lime lime yapar. Evet. Burnunu sürtme dediğimiz bir şey evet. var kadınlarda. Ben bu ay. Adamın burnunu sürteceğim. Ne ona planlar, bir ders vermek istiyorum. Bak siz planlar, çok iyi biliyorsunuz. Ne planlar. Bana geliyor bu mesajlar. Koçlar mı? Koç kadını evet, bunu bazı yapıyor. Kadınlarda var. Koçlarda var mesela. Koçlarda var. Ben onun var. Burnunu aslanlarda da görüyorum aslan kadınında. Ben onun burnunu bir sürteyim Adil Bey. Bana taktik verin de bir ders vereyim ben bu adama falan. Bana her kadında yok mu ama bu? Her kadında yok hayır. Bir ikizler kadın umursamaz Nur. Biter. Aman adını hatırlamıyorum yaydı der ya. Öyle. Adına yaydı öyle. Ne ders vereceğim der. Ben vakit kaybedemem ben der. İkizler evet, kadın zaten umursamaz. Zaten aynı anda iki boğa da var kapısı. Mı? Lime lime yapar mı? Boğa zamanını bekler. Ve kadersel plan onun eline düşürür. Ey yüce Rabbim. Adalet dedikleri şey orada. Güzel. ya. Peki. Başak kadınları şimdi ekran başındaymış. Allah. Sevgili Zeynep, bir Başak kadını olarak ve tüm Zeynepler için, tüm Başaklar için, evet. yükseleni Başak olanlar için sorumuz gelsin. Başak kadını en çok hangi burca güvenmeli? Yani soruyor, Nur ablacığım hangi burçla ilişki yaşayayım? Yani sevgili Adil evet, ve evet, sevgili evet. Filiz. Uyumlu olacak, evet. Uyumlu olur. Şimdi Başak kadını steril erkek sever. O ne demek? Steril derken bunu açıklayalım. Yani, öyle karı kız kovalayan erkek. ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu programı seviyorum. Her an, her an Filiz abladan yeni bilgiler. Bir dakika ben programı moderatör olarak bir küçük düzeltme yapacağım. Steril erkekten kastımız şu. Yani çapkın olmayan, kaşı gözü evet. oynamayan öyle diyelim. Evet öyle diyelim. Ama şimdi bir başak kadınıyla birlikteysen testlerle meslerle gitmek zorundasın. Kadın titiz. Kolay kolay çok titiz ya. Bir de sağlık konusunda. Şimdi şaka bir yana burada gülüyoruz ediyoruz ama iyi para kazanacak. Hmm. Evine iyi bakacak. Hmm. Sağa sola kaymayacak. Hmm.
evine seviyeli bir erkek olacak, hakaret etmeyecek. Başak kadını hakaret eden erkeği asla sevmez. Hiçbir kadın bunu kabul etmez ama evet, başak kadını daha fazla tepki gösteriyor. Bazı kadınlar mazoşisttir ve kocasına hakaret ettirmek için uğraşır, ne kadar sevildiğini görsün diye. Hani kıskançlık duygularıyla ilgili. Onu sen de biliyorsun. Peki bir başak kadının gönlüne giden yol nereden geçer? Düzenli bir erkeksen, iyi para kazanıyorsan, biraz cimri değilsen. Başak kendisi cimridir de. Cimri sevmez. Cimri sevmez. Bir de o var. Bu arada Monika'nın fotoğrafını hazırlamışlar. Evet. Bakın Türk erkeği nasıl bir kadın profilinden. Ay, güzel, arkadaşlar boydan mısın? Yok mu canlarım benim? Boydan istiyorum. Ya, Monika'yı boydan alalım be abi. Boydan bir görelim boydan bakalım. Bak rica ediyoruz ama burada. Güzel kadın, güzel ya. Kadın. Güzel kadın değil mi? Evet, duru, evet. Duru. Çok güzel kadın. Duru bir güzellik gerçekten. Evet. Bir de boydan görelim. Cemil İpekçi mi demişti sana? Cemil İpekçi 40 beden kadın idealdir diyor. Çok severim. Bu arada bir izliyorsa sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Evet, ama biz yine de bir boydan görmek isterdik canlarım bizim benim. Bizim de. Peki. Ama bir şey söyleyeceğim. Bizim de ne oyuncularımız vardı. Şimdi tabii Monika canım. Demişken Müjde Ağar, efendim Nebahat Çehre, Gülşen Bubikoğlu. Gülşen Bubikoğlu. Ne oyuncular? Aydan Şener. Yay. Bak ne oyuncularımız var bizim. Ne güzellikler var. Genişlemeye müsait. Yükseleni mesela Banu Alkan da. Banu Koç. Banu Alkan Koç burcu. Banu Alkan da yani 40 beden falan bilmiyorum şimdi, kızmasın bana ama yani şimdi bilmiyorum tabii, şimdi belki kilo almıştır ama ömrü boyunca olabilir yani almıştır insan... onun beyni de ondan. Öyle. Hayır mesela gençlik yıllarında o sinema dönemlerinde ne gülüyorsunuz ya? Ömrü boyunca onun bedeni 40'ta kalmıştır dedi. Ben senin onun için o tespitine bakayım. Büyük oyuncularımız var, özür dilerim. Ben onları da anayım dedim. Banu Alkan'ı. Evet, ben Müjde Ar'ın fiziğini çok severim. O eskiden puar kolay oluyor. Müjde Ar'a. Mesela eskiden ama mesela Türk sinemasına da baktığımızda, modellere de baktığımızda daha böyle balık etli, daha böyle etine tabii, dolgun tabii. Modeller var. İtalyan şimdi, tipleri. Şimdi daha şey değil mi? Daha... Şirozlar. Dünyada öyle bir trend yaratıldı. Sanki çok zayıf kadın erkekler seviyor gibi. Evet. Bakın erkek dünyasını size her gün videolarımda da anlatıyorum. Yok öyle bir şey. Vardır tabii ki çok zayıf seven ama %85 erkek, bakın %85 balık etli kadın sever. Bu hiç değişmez. Bizim kültürümüzde kesinlikle öyle. Allah'ımıza şükürler olsun biz Türk kadını olarak. Aynen öyle yani. Ben söyleyeyim. Balık etli. Kış kadınını seviyorlar. Kış kadını. Balık etliler kış kadını. İnceler yaz kadını. Allah Allah, öyle mi? Plajda dolaştıracaklar. Havalarını alacaklar. Sen cansın. Kış... Monika geldi ekrana. Ama bir şey söyleyeceğim. Kadın 40 ya. 40 beden mi Monika? Şu anda ha, 38 evet. Gibi geldi 38 bana. Gibi duruyor. Evet. Böyle 40 bedene can kurban. Tabii boy falan da var. Baksanıza var. Güzel ama yani. Evet çok güzel. Kalça, basen, göğüs yani gerçekten. Hükümet gibi kadın. Hükümet. Bir de bir şey söyleyeyim. Evet. Elbiseyi güzel taşımamış mı? Çok zarif evet. Değil mi? Evet çok güzel. Adil çok ne güzel. Diyorsun? Çok zarif, cazibesi yüksek ve çok güçlü bir kadın. Burada yani oynadığı rollerde de öyle. Sorabilir misin bulsunlar? Ben onu... Arkadaşlar bir de bir niye bugün Monika'ya? Monika'dan biz bugün yürüyoruz. Bir de Monika'dan. Burcu'nu da öğrenelim sonra neye gelelim? Bu soru birazcık beni de ilgilendiriyor hafiften. Çok hafif. Neymiş o? Boğa kadını için önce para mı aşk mı gelir? Ben söyleyeyim canlarım. Önce aşk gelir. Ama tabii ki uzmanlara da soralım. Ne diyecek acaba? Bilmiyorum. Samanlık seyran gibi de olmuyor boğalara. Ama boğalar tutkulu aşkları seviyorlar. Bugün ağzından bal damlıyor. Alın mesela boğayı. Hiç ıssız adaya atın. Hı. Böyle insanları. Hiç kimse kimsenin kimliğini bilmesin. Bilmesin. Nedir, ne statüsü, ne kariyeri bilmesin. Boğa aşka koşar. Bak. Evet yani. Ondan sonra... aşk kadını. Yüreğini koyar ortaya. Evet ya. Evet. Mesleğini sor. Bu arada Monika Bellucci'nin burcunu söylüyorum. Neymiş? Terazi. Ama çok zarif işte. Zaten. Çok ay, zarafet bak, var. Yükselen terazi. Teraziler genişliyor. Ay düşeceğim. Ama ne kadar doğru ya. Bakın bilmiyoruz. Evet. Evet. 40 beden. Evet. Bedenden bahsediyoruz. Evet. Hiç bilmiyoruz. Sonuçta gerçekten dünyanın beğendiği bir kadın. Evet. Hani maddi imkanları da var. İstediği diyetisyeni tutabilir. İstediği tabii, spor hocasıyla spor yapar. Yani evet. daha da incelebilir ama işte hayat sana bazı şeyleri bir yere kadar müsaade ediyor. Yani aynen. Terazi olduğu için evet. Anca zayıflayıp zayıflayabileceği. İşte Hülya da terazi. Liz Taylor rahmetli, Elizabeth Taylor'un da yükseleni teraziydi. Kadıncağız devamlı diyetteydi. Yani kilo arkadaşım. Veremiyorsanız canlarım benim burcunuzdandır o, burcunuzdan sizden değil. Boşa, su içsek yeriyor ya bazen. O tamamıyla bizden kaynaklanıyor. Masasına çok kaydım. Peki.